diyet koçu, yaşam koçu derken bir de egzersiz koçu çıktı karşımıza. Hem zayıflatan hem de alışkanlıklarımızı değiştiren son zamanların trendi egzersiz koçu nedir? Hep birlikte izleyelim. Yanımda egzersiz uzmanı Soyer Baş var. Nasıl egzersiz yapmalıyız? Acaba doğru egzersiz yapabiliyor muyuz? Sağlıklı beslenmenin önemi nedir? Hepsini öğreneceğiz. Nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Egzersiz uzmanı neler yapar? Egzersiz uzmanı kişinin antrenman bilgilerini öncelikle test eder. Kişinin sağlık parametrelerini test eder. Bunlar nelerdir? Kardiyorespiratuar kapasite ölçülür. Kişinin dakikada kilogram başına tükettiği oksijen miktarı hesaplanır. Buna göre yapacağı kardiyovasküler antrenmanın şiddeti belirlenir. Kassal dayanıklılık için kuvvet testleri yapar. Push-up testi olabilir, crunch testi olabilir, RM testleri olabilir. Bunlarla kişinin kuvvetini belirledikten sonra yapabileceği tekrar sayıları belirlenir. Kassal esneklik için otur eriş testi yapılabilir. Bunun için kişinin esnekliği test edilir. Ve antrenman öncesi ve antrenman sonrası esnekliği dinamik mi çalışmalıyız yoksa statik mi çalışmalıyız, bunlar belirlenir. Vücut kompozisyonu için postürel bozukluklar var mı yok mu diye. Buna yönelik vücut kompozisyonu testleri yapılır ve buna göre duruş bozuklukları belirlenir ve buna göre de düzeltici egzersizler reçete olarak hazırlanır. Peki herhangi bir sağlık sorunu olan spor yapabilir mi? Herhangi bir sağlık sorunu olan, bu tabii ki sağlık problemine göre değişir. Bel fıtığı olabilen ya da boyun fıtığı olabilen, yani ortopedik rahatsızlığı olan kişilerde yapabilecekleri egzersizler belirlidir ve buna antrenör eşliğinde çalışmaları onları daha iyi sonuçlara götürebilir. Yani bu tip rahatsızlığı olan kişiler antrenör eşliğinde çalışırsa çok daha kolay ve kısa sürede iyi sonuçları elde edebilirler. Genelde egzersizlerimizi spor salonunda mı yapmalıyız yoksa evde mi? Kesinlikle antrenörle yapmalıyız. Mekanın ve yerin hiç önemi yok. Sadece şu önemlidir. Oksijen kapasitemizin daha iyi olması için temiz havayı kullanmamız bizim için önemli. Ama antrenör eşliğinde yapılan egzersizler her zaman kişiyi daha kısa sürede, daha doğru şekilde ve daha sağlıklı şekilde hedefe ulaştırır. Evde bazen kendimiz spor yapmaya çalışıyoruz ve ertesi gün çok fazla kolum ağrıdı, işte bacağım ağrıyor gibi durumlar oluyor. Bu tamamen yanlış hareketten mi kaynaklanıyor? Bunlar yanlış hareketten de kaynaklanabiliyor. Çok fazla doğru tekrar sayılarını ve şiddetlerini belirlemediğimizden de kaynaklanabiliyor. Biz vücudumuzu önce tanırsak, sonrasında da buna göre egzersiz yaparsak ne bir ağrımız olur ne bir sızımız olur. Soyer, sporda beslenmenin önemi nedir? Kesinlikle beslenmenin önemi çok büyük bir rol oynuyor. Antrenman öncesi ne yiyeceğiz, antrenman sonrası ne yiyeceğiz, sabah kahvaltımız, öğlen yemeğimiz ve akşam yemeğimiz, bunlar çok önemli. Ara öğünler çok önemli. Benim de çevremde var birçok arkadaşım, yürüyoruz, koşuyoruz fakat yine de kilo veremiyoruz diyorlar. Bunu neye bağlıyorsun? Kesinlikle çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi bu. Hocam yürümeli miyim, hocam koşmalı mıyım? Bunu neye göre ayarlıyoruz? Dediğim gibi en başta bahsettiğim her şey sizin testlerinize geliyor ve dayanıyor. Size yapılan testler sizin oksijen kapasitenizi ortaya çıkaracak ve sizin belirlediğimiz nabız aralıklarına hangi hızda yetişiyorsak çok iyi bir spor geçmişiniz vardır. Ya da sporcu kimliğiniz vardır. Ama sizin olması gereken nabız aralıklarına normal tempolu yürüyüşlerde yetişemiyorsunuz. Hızınızı arttırıyorsunuz, o nabız aralığına gelmiyorsunuz. Eğim veriyorsunuz, o nabız aralığına gelmiyorsunuz. Hafif tempo koşuyorsunuz, o nabız aralığına gelmiyorsunuz. O zaman tempolu koşmaya başlıyorsunuz. Sizin yaşınıza uygun olan nabız aralığını hangi tempoda yakalıyorsak, koşarken de bu aynı şey geçerli, yürürken de aynı şey geçerli. İşte o noktada 20 dakika ya da 30 dakika kardiyo yapıyoruz. Bakalım kaslı göbeğe sahip olmak için neler yapmamız gerekiyormuş? Doğru bildiğimiz yanlışlar nelermiş? Ne diyorsun Soyer? Evet, bu konuyla ilgili çok fazla yanlış bilgi var. Karın kaslarımızı çalıştırarak, yani mekik çekerek göbeğimizin gideceğini düşünüyoruz ama yine konu beslenmeye çıkıyor. Kesinlikle beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an bacak hareketleri yapmaya başladık. Sıkılaşmak için en önemli hareket neymiş? Soyer'den öğreneceğiz. Şu an ne yapıyoruz Soyer? Evet, yine aynı şekilde üst bacak, arka bacak ve kalça kaslarımızın aktif olduğu fonksiyonlu bir hareket yapıyoruz. Evet, multi joint bir harekettir. Çok eklemli kaslar çalışır.
Bu hareketleri yaparken insanlar genellikle bacak antrenmanından kaçıyorlar arkadaşlar. Biz kesinlikle bacak antrenmanından kaçmalarını istemiyoruz. Neden? Çünkü bacak en büyük kas grubu olduğu için diğer kaslarımızın da gelişmesine fayda sağlıyor. Antrenmanlarımıza mutlaka bacak antrenmanlarını da ekleyelim ve bundan kesinlikle kaçmayalım. Zor olduğu için genellikle karın hareketlerinden ve bacak hareketlerinden kaçıyoruz. Karın kaslarımız sıkı, hareket kalçadan başlıyor. Kalçamızı geriye doğru alacağız ama öncelikle elleri uzattık, omuzları geriye doğru aldık. Karın kaslarımız sıkı, aşağı doğru nefes vererek çöküyoruz ve nefes vererek kalktık. Al nefes, ver. Bu hareket ne işe yarıyor? Bu üst bacak kaslarımızı, yani üst bacak kaslarımızı çalıştırıyor, kalça kaslarımızı çalıştırıyor. Aynı zamanda da hamstring kaslarımızı, yani arka bacak kaslarımızı çalıştırıyor. Kaç set yapmamız gerekiyor? Bunları ilk başta, eğer daha önce bir spor geçmişimiz yoksa 2 set 15 tekrarla başlanabilir. 2 hafta, 3 hafta yaptıktan sonra 3 set 15 tekrarlara dönebilir. Yapabilen kişiler elleri omuzların altına aldı. Parmak uçlarındayız ve şınav pozisyonu alıyoruz. Aşağı doğru çöktük ve nefes vererek kalkıyoruz. Aşağı doğru çöktük ve nefes vererek kalkıyoruz. Bunlar kadınlar için zor olabilir. Kadınların yapması gereken şu, dizlerimizin üzerinde olduk, tekrar ellerimizi aldık. Burada yapılan hata, omuzları öne doğru alabiliyoruz ya da geride kalabiliyoruz. Gücümüzü tamamen, aslında evet, oradan alıyoruz, kolaylaştırıyoruz. Aynen öyle. Dizlerimizi koyduk, ayaklarımızı birbirinin üzerine koyduk. Omuzlarımızın üzerine çökecek şekilde aşağı doğru çöküyoruz ve nefes vererek kalkıyoruz. Aşağı doğru çöküyoruz ve nefes vererek kalkıyoruz. Evet, senden isteğim yumruğuma göbek deliğinin değmesi. Evet, değmeyeni saymıyoruz Müge Hanım ona göre. Evet, bravo. 2, çok güzel. Aslında bunu 3, dayanabildiğimiz, direnebildiğimiz kadar 4. yapacağız. Çok teşekkür ediyorum Soyer vermiş olduğun bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Çok iyi bir çalışma oldu. Sağ olun. Egzersiz uzmanı Soyer'den doğru bildiğimiz yanlışların hepsini öğrendik. Sağlıklı beslenmenin önemini de ayrıca öğrendik. Başka bir konuyla görüşmek üzere.